Firavunların yılanlı başlığı, Sümer tanrılarının ya da kimilerinin Anunnakiler olarak bildiği garip tanrıların elinde tuttuğu gizemli cisim, papaların asasındaki çam kozalığı, Buda'nın saçları, Hintlilerin iki gözünün arasında çizdiği şekil, Horus'un gözü aslında hepsinin aynı şey olduğu söylenseydi, cevabınız ne olurdu? Filozof Descartes bu cisim için ruh ve bedenin birleştiği yer diyor ve beynimizin tam ortasında ismi epifiz bezi ya da üçüncü göz, hatta kimilerine göre kalp gözü. Beynimizin yapısı itibariyle simetriktir, yani her şeyden iki tane var. Fakat sadece epifiz bezinin olduğu bölüm bu genellemenin dışında kalıyor. Boyutu yalnızca birkaç milimetre ve ismi Latince'de çam kozalığı anlamındaki pinealisten geliyor. Epifiz bezinin yapısı göz ile neredeyse birebir aynı. Retinası bile var ve göz gibi ışığa duyarlı, fakat farklı olarak. Epifiz bezi kapalı ve zifiri karanlıkta olmasına rağmen ışığı algılayabiliyor. Yani eğer siz karanlıkta yürürken biri sırtınıza ışık tutarsa bunu epifiz bezi algılayacaktır. Hani uyurken birileri odanıza girer ve sizi izler de istemsiz bir şekilde uyanırsınız ya, işte epifiz bezi, yani üçüncü gözümüz, hala sırrı çözülemeyen bir şekilde bunu algılıyor. Garip özelliklerden biri bu. Emin olun ki bunlar onun için çok sıradan durumlar. Video ilerledikçe belki de evrendeki en büyük gizemin epifiz bezine ait olduğunu siz de göreceksiniz. Hepinizin bildiği Horus'un gözü, epifiz bezinin olduğu bölümün birebir aynısı olarak tasarlanmıştır. Bu bir tesadüften çok daha ötesi. Eski Mısırlılara göre epifiz bezi ruhun bilinmeyeni gördüğü tanrısal belirtilerin merkezidir. Bu nedenle birçok firavunun başlığında aynı izada olacak şekilde epifiz bezinin tasvirleri var. Bu yalanın arkasına dikkat edin. Eski Mısır'da tıp beyin konusunda ileri derecede bilgilere sahipti. Bu nedenle beynin bu bölümünün varlığından haberdardılar. İnsan beynini açtıklarında bu bölgenin göze ne kadar benzediğini fark etmiş olmaları muhtemeldir. Fakat gizemli nokta ise beynin göz şeklindeki bu bölümünden çok küçük bir nokta olan epifiz bezinin önemini nasıl kavramış oldukları. O yıllarda bu bezin aktivitesiyle ilgili bilgi edinmeleri imkansız. Nedenini de inceleyerek görelim. Epifiz bezi 3 adet molekül salgılıyor. İlki melatonin. Melatonin en çok karanlıkta salgılanır ve bizi hastalıklara karşı koruma özelliğine sahiptir. Dünyada güneşin az olduğu ülkelerde kanser oranı 6 kat daha azdır. Çünkü o bölgelerde epifiz bezimiz melatonin hormonunu daha çok salgılayabiliyor. Ayrıca görme engellilerin de kansere yakalanma oranının normal insanlara göre 24 kat daha az olduğu biliniyor. Demek ki epifiz bezini iyi beslemeli ve korumalıyız. Ancak hayatımızda bu bezin en büyük düşmanıyla birlikte yaşıyoruz, yani diş macunu. Diş macunun içindeki florür maddesi epifiz bezinin kireçlenmesine ve işlevini yitirmesine neden oluyor. Bu da aynı zamanda insanın güç karşısında boyun eğip itaatkar kalmasını sağlıyor. Çünkü burada salgılanan hormonlar benliğin bilinci, kendini savunma, baş kaldırabilme yeteneklerini de tetikleyen özellikleri veriyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarında askerlerin daha itaatkar olmaları için yiyecek ve içeceklerine florür maddesi yoğun olarak kullanılmıştı. Daha sonra madem askerler itaat ediyor, neden insanlar, halklar üzerinde de bunu yapmıyoruz diyerek diş macunlarına da katılmış olan florür, insanı itaatkar yaparak haksızlıklara, kötülüklere, başkaldırı eylemi gerçekleştiren beyin aktivitelerini devre dışı bırakıyor. Bu nedenle birçok bilim insanı akşamları yatmadan önce kesinlikle diş fırçalanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Şimdi ikinci moleküle geçelim, yani serotonin. Serotonin toplumda mutluluk hormonu olarak da bilinir. Fakat esas işlevi insanı psikolojik rahatsızlıklardan korumak, yani şizofreni, anksiyete ya da panik atak gibi rahatsızlıklardan uzak kalabilmeniz için gerekli fonksiyonları sağlamaktır. Diğer hormon ise en gizemlisi, yani DMT. Bilimin ona verdiği diğer isim ruh molekülü. O kadar gariptir ki en çok doğum ve ölüm anında salgılanıyor. Bu hormonda bir takım bitkiler de var. Şamanların transa geçmek için, öte alemle bağlantı kurmak için kaynatıp içtikleri bitki, ayahuasca bitkisinde yoğun.
DMT içeren bir bitki kargı kamışı ve üzerlik çayı da bu hormonu salgılıyor. Üzerlik çayının antik medeniyetlerde tapınaklarda rahipler tarafından tüketildiğini biliyoruz. Aynı zamanda Mevlana'nın da bu çay ile ilgili birçok beyti var. Örneğin üzerlik tohumu karanlığı örttü ve gerçek göründü demiştir. Sanırım epifiz bezinin neden üçüncü göz olarak algılandığını yarattığı etkilerle açıklayabilmişizdir. Ama daha bitmedi. Bu da beynin bölümüne sıkça vurgular yapmıştır. Hatta bu nedenle saçları tam da epifiz bezi şeklinde tasvir ediliyor. Alnın ortasındaki noktaya dikkat ettiniz mi? Bu nokta epifiz bezinin hizasına yapılmış ve üçüncü göz anlamını taşıyor. Uzak Doğu'da ve özellikle Hindistan'da bu geleneğin yaygın olduğunu görebilirsiniz. Bu toplumlarda meditasyon çakralarının açılması ya da astral seyahat epifiz bezi aracılığıyla yapılır. Şimdi daha eskilere gidelim. Hatta antik Mısır'dan bile eskiye, Sümer ve Asur medeniyetine. Bu medeniyetlerde bugünkü Anunnaki olarak adlandırılan ve gökten inen eller anlamına gelen başka gezegenlerden dünyaya geldiğine inanılan tanrıların ellerinde de epifiz bezi tasvir edilmiş. Hatta Asur kralı Sargon'un elinde tuttuğu da görülüyor. Peki bu kadar eski bir medeniyet epifiz bezinin bu önemini kavrayacak bilgilere nasıl ulaşmış olabilir? Bu gerçekten bilinmiyor. Tarih ve bilim henüz antik medeniyetlerin bu bezin önemini nasıl kavradığı sorusuna şimdilik de olsa cevap bulamıyor. Fakat durun, henüz bitmedi. Epifiz bezi çam kozalığına benzediği için Hristiyanlıkta genel olarak kutsal kozalak ismiyle tanımlanır. Bu nedenle Vatikan'da bir kozalak heykeli var. Daha da ilginci, yüzlerce yıldır papaların kullandığı asalarda epifiz bezinden ilham alınarak yapılmış şekilleri görebilirsiniz. Buna benzer bir asada eski Yunan tanrıları tasvirlerinde de kullanılmıştı. Hitler'in çalışma masasında da epifiz bezinin tasvirleri var. Fransız filozof Descartes'e göre ise ruh ve bedenin birleşme noktası, tam da bu bez insan ruhunun burada olduğunu düşünüyor. Antik Güney Amerika medeniyetlerinde de ölüm sonrası yolculuğa bir çam kozalağı içinde, yani epifiz bezinde çıkılıyordu. Masonlarda bu kozalaksı yapıya bilimin ışığı ya da aklın ışığı ismini veriyorlar. Hatta Avrupa'daki önemli mason localarında bu kozalaksı yapının heykellerde ve duvarlara yapılan işlemeleri görebilirsiniz. Bilindiği gibi epifiz bezi karanlıkta görme, algılama özelliklerine sahip olduğu için en çok geceleri ve ışıksız ortamlarda etkisini gösteriyor. Bu nedenle firavunların mezarları olan piramitler de sıkça epifiz bezi tasvirlerine ve bu bezin bulunduğu bölge olan Horus'un gözüne rastlayabilirsiniz. Mısır medeniyetinin inanışına göre firavunun bedeni hiç ışık görmemeli. Bu nedenle piramitlerin en ücra yerlerine gömülüyorlar. Çünkü ışık görmediği zaman üçüncü göz devreye girecek, işte bu sayede firavun öte aleme yaptığı yolculuğa başlayabilecektir. Evrenin en önemli keşiflerinden biri olan epifiz bezi, diğer adıyla kutsal kozalak hakkındaki bilinenlerin ancak bir kısmını size aktarabildim. Fakat binlerce yıldır gizemini koruyan beynimizin bu küçük bölümü henüz daha çok yeni anlaşılmaya başlanılabildi. Buna rağmen Sümer medeniyetinin, Antik Mısır'ın, Güney Amerika'nın ilkel kabilelerin, Antik Yunanlıların, hatta Buda'nın epifiz beziyle ilgili bugün yeni öğrendiğimiz gerçekleri nasıl bilebildikleri sorusu daha uzun yıllar gizemini koruyacak gibi duruyor. Belki de gerçekten Descartes'in dediği gibi bedenle ruhun birleştiği noktadır. Bu bölüm belki de Sümerlerin evrene açılan kapısıdır. Evet, göklerden gelen eliler, yani Anunnakiler tarafından insanlığa öğretilmiştir. Ya da Mısır kralının ölümünün ötesini gördükleri üçüncü gözleridir ve yine masonlar için olan bilimin ışığıdır. Fakat bildiğimiz bir şey var ise vücudumuzun diğer bölümlerinden daha önemli büyük sırları taşıdığı ve bu sırları insanoğlunun varoluş sorusuna giden cevapta çok büyük bir basamak olduğudur. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalı beğendiyseniz beğeni, paylaşmayı, bildirim kısmını açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.